Bir Boğaziçi Üniversitesi'ne döneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi oradaymış. İzleyelim, sonra devam edelim. Kanunsuz uygulamaları görüşmek, öğrencilerle konuşmak, akademisyenlere destek mesajımızı vermek üzere geldik. Şu anda yetkisiz bir grup insan yetkisini keyfi tamamen keyfi biçimde milletvekillerinin girişini engellemeye çalışıyorlar. Kendilerine bir kez daha buradan uyarıyorum. Milletvekilleri cezaevleri dışarısındaki tüm kurumlara girerler. Bunları engelleme yetkisi kimsede yok. Biz buraya gireceğiz. Bu zorlanarak olursa arkadaşlar davalık olurlar. Çünkü milletvekili dokunulmazlığını ihlal etmiş olurlar. Biz arkadaşların haklarını koruyabilmek için kendilerini izah ediyoruz, uyarıyoruz. Kendisi bana dedi ki arkadaşımız yazayım kimlerin girdiğini geçin dedi. Ben de dedim ki kağıt kalem getirin yazın. Şimdi arkadaşlarımız burada bizi engelleyebileceklerini zannediyorlarsa tablo şuna döner. Eğer çok gerçekten yargılanmak, gerçekten her şeyi feda etmek istiyorlarsa demek ki bize fiziken saldıracaklar demektir. Ben buradan geçerim çünkü ben milletvekiliyim. Ali Gökçek milletvekili, Yüksel Taşkın milletvekili, Okan Konuralp, Semra Dinçer, Tahsin Ocaklı, Aylin Yaman, Yüksel Taşkın hepsi milletvekili. Biz buradan geçeriz. Naci İnci buraya gelsin. Biz buradan geçeriz. O yüzden buradan sesleniyorum bu üniversitenin rektörü olarak atanmış kişiye ve diğerlerine de. Ben buradan geçerim. Bu ülkenin daha fazla rezil olmaması için derhal gereğini yapsınlar. Bu personeli burada kim yönetiyorsa isim mi almak istiyorsunuz? İsimleri alın, buradan çekilin. Siz bize fiziksel müdahalede bulunamazsınız. Böyle bir yetkiniz yok. Bunu sonuna kadar takip ederiz arkadaşlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarla tanınmış bir hakkıdır. Biz milletvekiliyiz. Biz bunu size anlatmak zorunda değiliz. O yüzden kağıt mı, kalem mi, kimin ismini istiyorsanız söyleyin, çekilin. Yetkili olarak bunları bilmemeleri imkanı yok. Neredesiniz? Rektör Bey'in talimatı. Maalesef sizi içeri alamıyoruz. Biz rektör falan takmıyoruz kardeşim. Doğrudur. Tamam. Öyle mi? Bizi anlıyorsunuz. Hayır, yetkisi yok. Şimdi ben buradan... Hayır, gir kardeşim. Gir. Ben buradan yürümeye devam edeceğim. Hayır, gelme kardeşim. Ben buradan sizi uyarıyorum sanki. Hayır, ne yapacağız? Yürümeye devam edeceğim. Siz beni... Dokunmayacağız. Siz beni durdurursanız ve eğer fiziksel olarak beni durdurmaya kalkarsanız suç işleyeceksiniz. Bir daha bunu bir araç eder misiniz? Sayın Bilet'e girip kimin talimatıyla diye sorar mısınız? Rektör hocamın talimatı. Rektör hocamın talimatı. Böyle bir yetkisi yok. Arkadaşlar, bu yoldan çekilin.
da yazık. Bana bir şey olacak, bir şey olacak. Yok öyle bir yetki. Evet, evet. Arkadaşlar, zor. Arkadaşlar, çekilin bunu. Arayalım mı? Yok. Öğretim. Ben de milletvekiliyim. İstanbul'da. Özür dilerim. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Bakın. Şu anda, bak şimdi, şu anda siz milletvekillerine fiziksel müdahalede bulunuyor olacaksınız. Bu bir yargı konusu. Bakın, uyarıyorum sizi. Doğrudur. Uyarıyorum sizi. Bu rektör hocanın talimatı. Bu uyarıyorum sizi. Rektörün böyle bir talimatı yok. Siz polis kardeşiniz. Nasıl bir talimat? Bir yazılı göndersin ya. Hangi talimat? Bu kurumun beni kapıdan sokmama yetkisi yok. Gireceğim ben buraya. Hocam, hukuki yollar açık. Arkadaşlar, ne hukuki yollar? Sen yapacaksın. Gerek. Sen susturuyorsun. Siz tanımlayacaksın. Rektör mü yok? Siz tanımlayacaksın. Kim buyuruyor? Siz yapacaksın. Siz kanunu mu çiğniyorsunuz? Biz görevimizi kanunsuz emir. Kanunsuz emir. Bunu yapıyorum diyorsan bunu bilerek yapıyorsun şu an. Sonra ben bilmiyordum. Kanunsuz emir bu. Bu kanunsuz emir. Açık söylüyorum. Bakın, burada şimdi ben yürümeye başlayacağım. Yürümeye başlayınca siz beni yaka paça tutmaya çalışacaksınız. Siz hepiniz suçlu hale dönüşeceksiniz. Tutmayacağız. Bu şekilde duruyoruz. Kanunsuz emiriz. Arkadaşlar, kanunsuz emir bu. Sayın vekilim. Bakın, ben bu şekildeyiz. Gayet başından itibaren kibar bir şekilde sizlerin zarar görmemeniz için sizi uyarıyorum. Buraya vekillerin girmesini bakın, ne sakın? Milletvekillerinin buraya girmesini engellemek hiç kimsenin hakkı değil. Burası bir rektörün milletvekillerini kapıdan almayın deme şansı yok. Biz Türkiye'de cezaevleri dışındaki her kuruma gireriz. Onu da bildirim yaparak gireriz. Daha yeni ODTÜ'deydik. Anlatabiliyor muyum? Onu da bildirim yaparak gireriz. Dolayısıyla bu yaptığınız kanunsuz bir hareket. Şimdi ben yürümeye başlayınca siz beni durdurmaya çalışacaksınız, öyle mi? Sabaha kadar duracağız. Öyle mi olacak? Türkiye o görüntüleri mi görsün istiyorsunuz? Buradaki arkadaşları zorlamış olacaksınız. Hayır. Hayır, ben sizi uyarıyorum. Bakın, defalarca uyarıyorum. Bakın, sizi defalarca uyarıyorum. Ben bu görüntünün Türkiye'ye yansımasını istemiyorum. Bütün basına bunu yansıtıyor. Bakın, 5 dakikadır, 10 dakikadır sizi uyarıyorum. Biz Türkiye'nin her üniversitesine giriyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya burası ne? Çete misiniz siz ya? Böyle şey olur mu? Arkadaşlar. Bakın, tamam konuşalım. Tekrar uyarıyorum sizi. Ya biz milletvekiliyiz arkadaşlar. Her yere gidiyoruz ya. Arkadaşlar, siz tamam, polis misiniz? Metin yetkim var benim ya. Siz emniyet görevlisi misiniz? Emniyet ona geçiyorsunuz. Emniyet görevlisi. Bakın, yetkiniz yok. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Arkadaşlar, birkaç dakika daha süre veriyorum İstanbul Emniyeti'ne. Akşama kadar canlı yayın arkadaşlar. Bu çocuklar yargılanmasınlar kanunsuz emir nedeniyle. Gidin yetkilerinizi bir okuyun. Öyle bir yetkiniz yok sizin. Kamu adına denetim görevim var benim. Emniyet yetkilileri. Kamu adına denetim yetkimiz var. Almazlarsa onlar evet. Da suç işlemiş olur. Hepinizin için suç duyurusunda bulacağız. Böyle şey olur mu ya? Ver isimlerini ya. İsminizi verin. Niye saklıyorsunuz? Milletin vekilinin giremediği kurum olur mu arkadaşlar? Görevli arkadaşların böyle yüzlerini tane tane alın. Bunları tespit edeceğiz hepsini. Hepsini edeceğiz. Çünkü yetki aşımında bulunuyoruz. Kanuna karşı gelmeyi göstereceğiz. Rektör benim denetimime tabi. Milletvekiliyim ben. Arkadaşım milletvekili. Sağ geçilimiz. Evet. Ben İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Güvenlik şubeler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adın ne? Polis memuru Gökhan. Güvenlik şubeler. Evet. Okul polisiyim. İçeri girmek istiyorsunuz. Evet. Rektör hocanın kesin bir talimat var. Yetkisi yok mu? Tamam. Gökhan, devam et. Devam edin ben. Müdürünüzle görüşmek istiyorsunuz. Şu an sizin neyisiniz ama bilmiyorlar. Bizim müdürler bilmiyor. Bir görüşme, hatta onlara gelir şu anda. Ne istediğinizi bilmek istiyorum. İçeri gireceksiniz. İçeri girmek istiyorum. Mezuniyet mi? Program mı? İçeri girmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek istiyoruz. Bu. Bir kamu kuruluşuna, bir kamu görevlisi olarak girmek istiyorum. Milletvekili olarak. Etkin var hocam. Teşekkür ediyoruz yardımlarınız için. Bu tabloyu değiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz milletvekiliyiz. Milletvekilleri cezaevlerine giderken bildirim yaparlar. Girerler. Cezaevine geleceğiz derler. Doğal olarak kapalı bir ortam. Onun dışındaki kamu kurumlarına milletvekilleri girerler. Hastanede. Bu arkadaşlar neden girmediğimizi söyleyeyim bakın. Buraya girmeye kalktığımızda bu arkadaşlar, genç arkadaşlar, onlara hesap soracaklar var. Dolayısıyla bizi engellemeye çalışacaklar. Fiziki bir müdahale olacak. İşte o fiziki müdahale olunca onlar yargılanacaklar. Şimdi biz bu arkadaşlarla bir taraf değiliz. Bakın. Bu insanlarla bir taraf değiliz. Bunlara verilen kanunsuz hüküm. Dolayısıyla siz emniyetsiniz. Bizim buraya girişimizi sağlayın. Bu çocukları da yargılanmaktan kurtarın. Ben size gayet basit bir şey. Ben netim aldım ben size. En nihayetinde uzak bölge. Evet. Bir yönetim var. Bir rektörü var. Dekanları var. Kamu kurumu burası. Türkiye Cumhuriyeti. Burası kamu kurumu. Ama şimdi devletlik ayrı. Kanun ayrı. Yani mesela burada bir olay olduğunda siz Türk polisi olarak müdahale ediyorsunuz. Evet, doğru. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili olarak buraya giriyoruz. Benim talebi ne binaen? Tamam. Rektör falan abicim. Gökhan Bey. Tartışacağımız bir konu yok. Ya mesela yarın bir tane başhekim milletvekili hastaneye girmeyeceklerse biz giremeyeceğiz.
Yani bu olacak şey değil. Ya bizim denetim görevimiz var. Özel kurumunu biliyorsun yani sizler biliyorsunuz. Hayır hayır bir şey çok basit. Burası bir kamu kurumu. Tabii zaten tartışmıyor. Burası bir kamu kurumu. Bu kamu kurumuna biz milletvekili olarak gireceğiz. Dolayısıyla bu girmemiz engellendiğinde bu arkadaşlar için sıkıntılı olacak. Anlatabiliyor muyum? Birkaçlık müsaade misiniz? Tabii ki müsaade ederim. Ben kimsenin zarar görmesini istemiyorum çünkü. Yani milletvekili girişi engellenemez. Şöyle yapın. Rektörün böyle bir yetkisi yok. Yok kardeşim bak. Ya yapmayın ya. Senin yetkisi tartışmak değil bakıyorum. Rektörün böyle bir yetkisi yok kardeşim. Ben burada polisin taraf değilim. Hayır. Siz tarafsınız. Siz anayasadan yana tarafsınız. Yasalardan yana tarafsınız. O yasalar milletvekiline dokunulmazlık tanıyor. Neden biliyor musun? Anlatayım. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde denetim yapma hakkına sahibiz. Kamu görevlisiyiz biz. Geçici olarak seçilmiş kamu görevlileri olarak denetim yapacağız burada. Dolayısıyla bizim bu hakkımızı engelleyemezsin. Cezaevlerinde dahi her yeri ziyaret ediyoruz. Sadece önceden izin alıyoruz. Orası ana özel. Buraya ile ilgili böyle bir zorunluluğumuz yok. Ama ben çok bekledim burada yani. Yarım saattir burada bekliyoruz biz. Girildik ya. Ben de size aksini sorarım. Bir milletvekilinin bir üniversiteye girmesine engel olan şey nedir? Bakın giremediğimiz hiçbir yer. Hayır ama ya biz çok kısa görüşelim. Yapın görüşmeyi sorunu çözelim. Fark etmez abi uzatsınlar nöbeti. Uzatsınlar hem sonuçta bir şey. Burada tartışmaya açık bir yetki yok ki. Açık yetkimiz yani. Böyle bir hakkınız yok. Yani ne zararı var bir milletvekilinin aşağı inmesinin? Yani neden ürküyorsunuz arkadaşlar? Kamu kuruluşu. Ben buradan mezunum biliyor musunuz? Benim mezun olduğum okulu almıyorsun sen şimdi. Yani bu nasıl bir duygu arkadaşlar? Mezun olduğunuz üniversiteye giremiyorsunuz. Neyi koruyorsunuz siz şu anda ya? Böyle bir görevimiz yok arkadaşlar. Mesela yüksek lisans görüşmesine geldik. Zaten yok. Zaten yok yani. Yüksel Hocam, yani yüksek lisans görüşmesine geldik desek girebiliyoruz. Ya sonuçta milletvekili bir olarak evden kimliğini gösterip girelim de olmaz öyle. Ama 5 tane olabilir yani. Evet, canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden sayın seyirciler. Biliyorsunuz 2021 yılından itibaren Melih Bulu'nun rektör olarak atanması ve hem öğrencilerin hem de öğretim görevlilerinin buna itirazıyla başlayan bir direniş Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ediyor, sürüyor. Şu dakikalarda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında bir milletvekili heyeti üniversiteye girmek istiyor. Bunun kanuni hakları olduğunu ifade ediyorlar. Fakat üniversiteye girişlerine izin verilmiyor. Kim Hatta, emriyor? Rektör izin Naci veriyor. İnci. Peki. Naci İnci. Onlar da şu soruyu yöneltiyorlar. Peki bir mi hadi tamam zaten kanuni hakkımız da bir milletvekilinin üniversiteye girmesinin ne mahsuru var? Sizce ne mahsuru var? Ben size bir şey söyleyeyim. Şu anda buna neden izin verilmiyor? Adam üniversiteye bilimi sokmuyor ki milletvekilini soksun. Manşeti attınız yine. Yani adam üniversiteye bilim sokmuyor. Zaten bilimi üniversiteden çıkarmak için. Bu böyle güneş girmeyene, yani doktor girmeyene ve güneş girmeyene öyle bir doktor girer gibi bir şey mi? Rektörün oraya o atanma şeklinde Anayasa Mahkemesi iptal etti. Cumhurbaşkanı dedi ki sen rektör atayamazsın. Evet, bir de böyle bir değişiklik meclise var. Meclise dedi ki düzeltin bu. Düzeltin. Cumhurbaşkanı kararnamesini iptal etti Anayasa Mahkemesi. Yani o Şu andaki rektör Naci İnci dandik rektör. Ben merak ediyorum. Türkiye'de iktidar değilse bunların bu yaptıkları kamuoyuna böyle tamamen açıklandıktan sonra Naci İnci evinden çıkabilecek mi? Sokağa çıkabilecek mi? Şimdi milletvekillerini üniversiteye sokmuyor da Naci İnci o yüzle sokağa çıkabilecek mi acaba?